24 ekranlarından günaydın. Ben Elif Akkayoktar, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Analiz Sentez Ankara gündemi ile başlayacak. Ankara gündemi yoğun. Siz de ekranlarınızda bir son dakika görüyorsunuz. O son dakikanın ayrıntılarını da Ümit Çetin'den alacağız. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz, size de iyi yayınlar. Evet, dün Ankara-Sivas hızlı tren hattının açılış töreni vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da gazetecilerle bir araya geldi. Sorularını yanıtladı. Son dakika olarak da ekranlarımızda görüyor izleyenler. Ayrıntıları sende. Herkesin sorduğu soru Fuat Oktay'a da soruldu. Acaba seçim ilk turda mı biter, Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tura kalır mı sorusu soruldu. Fuat Oktay da çok net ve çok rahat bir şekilde yanıtlıyor bu soruları. İlk turda bu işin biteceğini, bunun göstergesinin de Ankara'da miting yapılacak, Ankara mitinginin bunun göstergesi olacağını ifade ediyor. Meydanlarda ilginin son derece yoğun olduğunu, meydanlardaki ilginin çok çok önemli bir mesaj verdiğini ifade ediyor. Bir takım işte manipülatif anketlere bakılmaması gerektiğini ifade ediyor Fuat Oktay ve ilk turda bu işin biteceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olarak millet tarafından görevlendirileceğini ortaya koyuyor Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Tabii yönetime altılı masadan özellikle İHA SİHA'larla ilgili bir takım açıklamalar sürekli geliyor. İşte bunlara dokunacağız tarzı açıklamalar. Yönetime talip olanlar insanın mühendisini bu kadar aşağıda göremezler diyor. Türkiye'nin çok önemli mesafeler aldığını ifade ediyor Fuat Oktay. Özellikle işte Cumhurbaşkanlığı, 7'li 8'li Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sisteminin de çok gülünç olduğunu ve Türkiye'ye yakışmayacağını ifade ediyor. Yönetim modeline böylesi müdahalelerin doğru olmadığını ifade ediyor Fuat Oktay. Baktığımızda şöyle bir mesaj da var. Bunları 7'li masaya oturtan kimse terör örgütlerini destekleyenler de onlar diyor. Dolayısıyla terör örgütünü destekleyenlerin yedili masanın da arkasında olduğunu işaret ediyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. En önemli tabii ki mesaj seçimin ilk turda bitip bitmeyeceği noktasındaki soruya verilen yanıttı. İlk turda bu işin biteceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden millet tarafından görevlendirileceğini net bir şekilde ifade ediyor Fuat Oktay. Evet, bir taraftan da Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuyla ilgili de Fuat Oktay'ın açıklamaları oldu. Bazı yabancı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan iddialar vardı ki herhalde bu iddialara provokatif iddialar demek yanlış olmaz. Çünkü rahatsızlandıktan yaklaşık 20 dakika sonra yayına devam etti Sayın Cumhurbaşkanı. Bu peş peşe gelen bu iddialar üzerine peş peşe yapılan açıklamaları da alabilir miyiz senden? İşte bu dezenformasyon dediğimiz şey aynen bu. Yani dezenformasyon bu. Gerçeğe dayanmayan bir takım iddiaların gerçekmiş gibi ortaya konması, bir sanal gerçeklik ortamında algılar oluşturulması ve algıların yönetilmesi. Temel anlamda olan bu. Tabii ilk andan itibaren bu iddialar birçok isim tarafından yalanlandı. Başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere işte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi, İletişim Başkanlığı'ndan yine açıklamalar geldi. Böylesi bir durumun söz konusu olmadığını, özellikle yabancı medya üzerinden bir algı operasyonuna girişildi bu kez. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte güya hastanede olduğunu ortaya koyan bir takım yalan yanlış iddialar ortaya atıldı ve bu iddialar ilk andan itibaren yalanlandı. Küçük bir rahatsızlık geçirdiğini, zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi de o rahatsızlığın hemen ardından yayına devam ederek ifade etmişti. Üşüttüğünü, mide üşütmesi yaşadığını ifade etmişti ve dün de işte bu hızlı tren açılışına katılacaktı. Ancak doktorlarının tavsiyesi nedeniyle, ki yayında hatırlanacağı üzere o açılışlara katılacağını ifade etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama doktorlar biraz istirahat etmesi gerektiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bir istirahate çekildi. Ve bugün de nükleer tesis, Akkuyu nükleer tesisine nükleer yakıt konulması
törenine de video konferans yöntemiyle bağlanacak ve yeniden kameralar karşısına geçecek. Sonrasında da tabii meydanlara dönecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, o küçük rahatsızlığı atlatmasının ardından. Ama tabii ki bu tip durumlarda biz daha önce de gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan atıyorum grip olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili birçok dezenformasyon ortaya konulmuştu. Yani biz bu filmi daha önce de gördük, daha önce de yaşadık. Daha ne zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ufacık bir rahatsızlık yaşasa böylesi iddialar ortaya atılıyor. İşte böylesi dezenformasyon kampanyaları başlıyor. Hem yerliler hem yabancılar bu noktada adımlar atıyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin ne kadar ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdim. Evet, az önce de belirtmiştim, yani 20 dakika sonrasında yayına devam etti ki sağlık gerçekten hani böyle bizim isteğimizle gelişebilecek. Yani burada sağlıklı olmadan oturmak hiç mümkün bir şey değil. 20 dakika sonrasında yayına devam etti. Zaten sağlık sorununun ne olduğunu da kendi de dile getirdi. Çok geçmiş olsun diyelim, en kısa zamanda atlatmasını dileyelim ve az önce de belirttiğin gibi video konferansla katılacak. Akkuyu içinde bugün tarihi gün. Onun da ayrıntılarını senden alalım. Türkiye artık hani bir nükleer güce de dönüşecek. Enerji anlamında bir nükleer güce de dönüşecek. Tabii bu evet ilk etapta atıyorum Rusya destekli olacak ama sonra biz kendi nükleer tesislerimizi kendi mühendislerimizle de yapacağız. Çünkü bu anlaşma sadece bir nükleer tesis inşa etme anlaşması değildi. Teknoloji transferini de beraberinde getiriyordu. Bizim mühendislerimiz işte Rusya'da eğitim aldılar. Birçok dünyanın birçok bölgesinde nükleer tesislerle ilgili gelişim gösterdiler, eğitimler aldılar. Bundan sonra yapılacak nükleer tesislerde Türkiye'nin kendi mühendislerinin çabasıyla olacak ki bu Akkuyu Nükleer de tabii ki Türk mühendislerinin çabası asla görmezden gelinemez. Ama hani ilk etapta Rusya destekli bir proje olarak yürüdüğü için bunu söylüyoruz ama sonrasında bu teknoloji transferiyle birlikte de Türkiye artık enerji alanında nükleer gücü daha da yaygınlaştıran ve daha da etkili ve verimli şekilde kullanan bir ülke durumuna gelecek. Tabii nükleer tesislerle ilgili birçok tartışma ortaya atılıyor bilindiği üzere. Ama nükleer tesislerin ne kadar temiz bir enerji olduğunu da herkes kabul ediyor. Riskleri tabii ki sürekli kontrol edilecek. Sürekli risklerle ilgili analizler yapılacak. Bu bütün dünyada da böyle yapılıyor. Ama toplamda bölgemizde bulunan nükleer tesislere baktığımızda o riski paylaşıp o nimetten yararlanmamak da çok da makul ve mantıklı değil. Çünkü nükleer birçok enerji kaynağına göre, atıyorum termiğe göre, atıyorum diğer enerji kaynaklarına göre çok daha temiz bir enerji, çevreye duyarlı bir enerji. Dolayısıyla nükleer enerji Türkiye'ye hızına hız katacak. Akkuyu Nükleer'in bugün nükleer tesise dönüşecek olması, nükleer yakıtın konulmasıyla birlikte bize çağ atlatacak, yeni bir alanı açacak, enerjide yeni bir sayfa açacağız. Bundan sonra da o sayfaları güvenliği ihmal etmeden devam edeceğiz. Yenilerini ekleyeceğiz. Yeni tesislerimiz de olacak. Zaten ikinci nükleer santralle ilgili bir takım çalışmalar var. Üçüncüyle ilgili çalışmalar olacak. Önümüzdeki günlerde biz aylarda belki de biz nükleer enerji noktasında Türkiye'nin atacağı yeni adımları da göreceğiz. Türkiye enerji alanında birçok adım atıyor. İşte en son Karadeniz doğalgazı onlardan biriydi. Türkiye'nin doğalgaz merkezi ya da gaz dağıtım ve hatta petrolü de ekleyebiliriz. Petrol ve gaz dağıtım merkezi haline dönüştürülmesiyle ilgili bir proje de yürüyor. Dolayısıyla enerji son derece stratejik. Hani dün de bahsetmiştik, tam bağımsız Türkiye olacaksanız enerjiyi elinizde tutacaksınız. Çünkü enerji bağımsızlığı olmadan tam bağımsızlık mümkün değil. Dolayısıyla evet bugün Rusya ile birlikte
akü nükleeri yaptık ama önümüzdeki yıllarda biz kendi mühendislerimizle tıpkı kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, kendi insansız savaş uçağımızı, kendi milli muharip uçağımızı, kendi gemimizi yaptığımız gibi kendi nükleer tesislerimizi de kendi imkanlarımızla da yapacağız. Teknoloji transferi bunu gerektirir. Bu anlaşma da o yüzden böyle yapılmıştı. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin bu alanda da önü açık. Nükleer enerji Türkiye'nin gücüne güç katacak. Evet, aynı zamanda da birçok önlem senin de söylediğin gibi alınarak yapıldı. 9 şiddetinde depreme dayanıklı olduğunu özellikle bakan belirtti. Üzerine uçak düşse bile zarar görmeyecek şekilde olduğunu açıkladı diyelim. Ve bir taraftan da artık Türkiye'nin sandığa gitmesine son 16 gün, hatta artık sandık başında olan 3.4 milyon gurbetçi var. Oy verme işlemi başladı. O ayrıntılar da sende. Artık resmen 14 Mayıs seçimleri başladı. Evet. Bugün itibariyle Armağan Canmaz Esenboğa'dan anlattı. Dolayısıyla bundan sonra artık Türkiye oy veriyor, oy vermeye başladı. Evet, bu süreç böyle başlıyor zaten bütün seçimlerde. Önce gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlıyor. Sonrasında Türkiye topyekün belirlenen tarihte sandığa gidiyor. 14 Mayıs'ta da Türkiye tamamen sandıkta olacak ama şu an itibariyle ilk oylar sandıklara düşmeye başladı. Vatandaşımız oy vermeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun 14 Mayıs seçimleri. Bugün başladı ama adı hala 14 Mayıs seçimleri. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yapılacak. Gördüğümüz kadarıyla 3.416.091 seçmen kayıtlı. Bunlardan ne kadar oy kullanacak bakacağız. Ülkelerde sandıklar kuruldu ve gümrük kapılarında sandıklar kuruldu. Türkiye'de kurulan sandıklar var. 75 ülkede 156 noktada da sandıklar kuruldu. Oralarda da vatandaşlarımız Türkiye'nin temsilciliklerinde 75 ülkede oylarını verecekler. Tabii bu oyların hesabı belli. Bu oylar aldıkları illerin aldıkları oylar nispetinde dağıtılacak. Onun formülü de zaten çok açık, seçim sisteminde çok belli. Bu oylarda illerin milletvekili seçimlerini etkileyecek. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde etkileyecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimi için oy kullanıyor vatandaşlarımız dünyanın dört bir yanında. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra biz artık 14 Mayıs'a işte 16 gün gibi bir zamanımız kaldı. 16 gün sonra da hepimiz gideceğiz. Bu vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz ve milletin vereceği karara da herkes saygılı olacak. Evet. Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'a kadar, gümrük kapılarında da sanıyorum 14 Mayıs saat 17'ye kadar gerçekleşecek, değil mi? Evet. Türkiye için de 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurt dışında söyledim tarih. 9 Mayıs'ta, evet. Bugün aynı zamanda tarihte de önemli bir gün, 27 Nisan, Eymut Tıran'ın üstünden 16 yıl geçti. Neler söylersin? Yani o günü dün gibi hatırlıyorum derler ya, evet dün gibi hatırlıyorum, başbakanlık muhabirliği yapıyordum ve işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhurbaşkanlığı seçimini takip ettik. Birinci tur yapıldı, işte o 367 tartışmalarının gölgesinde yapıldı. Hemen o gün itibariyle 367 başvurusu yaptı Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne ve onun sonucu da beklenirken bir gece yarısı bir bildiri Genelkurmay'ın internet sitesine konuldu. E-Muhtıra olarak tarihe geçen. İşte orada bir takım işte laiklik kaygıları, bir takım tipik söylemler. Orada temel, aslında o bildirinin temeli, tamamı biz AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz idi. Tabii buna ne denileceği, ne yapılacağı merak konusuydu o günlerde. Çünkü hani evet, bir takım uyarılar, bir takım size yaptırmayızlar, işte Cumhuriyet mitingleri o dönemde sürekli yapılıyordu. Çok net hatırlıyorum. Hatta çoğunu da muhabir olarak takip ettim. Ve orada temel veri, biz AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz. AK Parti Cumhurbaşkanı seçemez. İşte eşi başörtülü olan biri başkomutan olamaz gibi bir itiraz vardı. O günlerde sürekli dillendirilen bir itirazdı. Ama milletin verdiği karara, milletin verdiği oya sahip çıkma
anlayışını da AK Parti koruyacağını sürekli ifade ediyordu. Ve en büyük sınama ilk sınamalardan biri olarak görülebilir. Çünkü sonrasında devamları da geldi. Fiili darbe girişimine kadar vardı. Mesela hatırlanacağı üzere 15 Temmuz'a kadar vardı mesela. Ama orada ortaya konulan karşı duruş Türkiye'de siyasetin dokusunu ve doğasını değiştirdi. Çünkü orada net bir şekilde o basın toplantısında da vardım. O basın toplantısını da çok net hatırlıyorum. Cemil Çiçek geldi, ne diyecek diye herkes merakla bekliyordu. Hükümet sözcüsüydü Cemil Çiçek ve çıktı. Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı. O toplantı sonrası çıktı, açıklama yaptı ve Genelkurmay Başkanı Başbakan'a karşı sorumludur dedi. Dolayısıyla bu tip şeyleri Başbakan Genelkurmay Başkanı'nın amiridir diyerek aslında orada askere bu anlamda bu işlere karışmaması gerektiğine dair çok net bir karşı duruş geldi. Tabii Anayasa Mahkemesi eliyle hatırlanacağı üzere o 367 krizleri yaşandı sonrasında. Anayasada olmamasına rağmen bir 367 garabeti oluşturuldu. İşte mecliste Cumhurbaşkanı seçebilmek için 367 vekilin orada olması gerekir gibi bir karar ortaya çıktı ki hatırlanacağı üzere Cumhuriyet Halk Partisi milletin iradesini temsil etmek için seçildiği meclise girmemişti. Meclis sıralarını boş bırakmıştı. O dönemde iki parti meclisteydi. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis sıralarında olmadığı için 367 vekil o anda seçimde bulunamamıştı. Ama anayasa ve iç tüzük seçime kaç vekilin orada bulunup bulunmadığına değil, oy sayısına göre karar veriyordu. İlk turda 367, ikinci turda 367, son turda da salt çoğunlukla Cumhurbaşkanı seçiliyordu. Ama böyle bir garabet karar Anayasa Mahkemesi'nden çıktı ve biz size Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz denildi aslında. Hem işte asker boyutuyla hem yargı boyutuyla. Orada yine o grup toplantısını çok net hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakandı. AK Parti grup toplantısında çıktı ve hodri meydan dedi. O zaman millete gidiyoruz. Milletin onayına başvuracağız dedi ve her zaman olduğu gibi milletin sözünün üstünde bir söz, milletin gücünün üstünde bir güç tanımıyoruz vurgusunu orada da belki ilk kez daha öncesinde de tabii ki çokça yapmıştı ama en etkili şekilde ilk kez orada 27 Nisan muhtırasına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün o zaman başbakandı. Başbakan olarak net bir şekilde ortaya koydu. Hodri meydan dedi, millete gidiyoruz. Ve işte o zaman da işte meydanlar AK Parti'yi desteklemiyor. İşte meydanlar halk AK Parti'ye karşı, AK Parti'ye sandıkta dersini verecek, AK Parti'yi iktidardan indirecek gibi söylemler Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardı. Çok net hatırlıyorum. İşte tablonun değişeceğini meydanlar gösteriyor gibi bir takım söylemler vardı. Tıpkı bugün olduğu gibi benzer söylemler de o zaman da ortaya konulmuştu. Ama millet çok net bir karar verdi. AK Parti yeniden %46.6 oyla o seçimde tek başına iktidara getirdi. Ve iki partili meclisi üç partiliye çıkardı. Milliyetçi Hareket Partisi de barajı geçerek meclise dahil oldu. Yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları oldu. Oyunu bozan hamle Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelmişti. Hatırlanacağı üzere o yıllarda. Yine Cumhuriyet Halk Partisi meclisi boykot ederek meclise girmemişti. Oylamalara katılmamıştı. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin katılmasıyla birlikte o 367 garabetini bir şekilde aşıldı. Ve o zaman işte Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi 3. turda. Dolayısıyla çok önemli bir kırılma noktasıdır Türkiye demokrasi tarihinde. Çünkü darbeler döneminin kapandığını gösteren net bir göstergedir ve milletin darbelere karşı dik durduğunu gösteren, milletin temsilcilerinin de dik durduğunu gösteren çok önemli bir süreçtir. 27 Nisan bir kırılma noktasıdır. 1960'tan bu yana işte 27 Mayıslar, 12 Eylüller, 12 Martlar görmüş Türkiye'de 27 Nisan artık sözde, kararda milletindir noktasında verilen en önemli mesajdır.
Biz bunu sonrasında 15 Temmuz'da da gördük, sonrasında başka denemelerde de gördük. Hepsinde milletin gücünün üstünde bir güç tanımıyoruz vurgusuyla ortaya çıkıldı. Bugün de yine milletin gücünün üstünde bir güç tanımıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine milletin onayına, milletin desteğine talip. Milletin vereceği karara da herkes saygı duyacak. O zaman da milletin verdiği karara herkes saygı duymak zorunda kaldı. İyi ki de öyle oldu. Çünkü 27 Nisan'da şayet Erdoğan şapkasını alıp gitseydi, ceketini alıp gitseydi biz hala Türkiye'de darbeler dönemi yaşıyorduk. Ama 27 Nisan'daki o dik duruş 15 Temmuz'daki çıplak elleriyle vatandaşın demokrasisine sahip çıkmasını doğurdu, getirdi. Orada o dik duruş olmasaydı 15 Temmuz'da da benzer bir duruş olamazdı. Hatta milletin gücünün, milletin sözünün daha da etkisiz hale geldiği bir dönem yaşardık, dönemler yaşardık. İyi ki de öyle oldu. 27 Nisan'da iyi ki o dik duruş sergilendi. O yüzden 27 Nisan bir demokrasi anıtıdır. O anıta da herkesin saygı duyması lazım. Evet, tam da demokraside olması gerektiği gibi diyelim. Sana çok teşekkür edelim Ümit Çetin. Kolaylıklar dileyelim. Analiz Sentez'de kısa bir ara, sonra konuklarımızla buradayız. Analiz Sentez devam ediyor. Stratejist Mustafa Aşkın, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ata Özkaya konuklarımız. Günaydın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e. Günaydın, iyi yayın. Çok iyi teşekkür yayınlar. Ediyoruz, sağ olun. Ata Hocam, artık bugün de tarihi bir gün, Akkuyu için tarihi gün. Neler söylersiniz? Evet, Akkuyu'da artık nükleer santral sıfatını alabilecek işlemler bugün başlıyor. Bildiğimiz kadarıyla ilk kez orada nükleer yaralanma işlemlerine başlanacak yakıt yüklenerek. Dolayısıyla ülkemizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmı da buradan karşılanmış olacak. Nükleer yakıtlar konusu önemli bir konu ve küresel ölçekte de aynı zamanda bir tartışma konusu da teşkil etmekte. Bazı ülkeler bundan vazgeçerken bazı ülkeler kullanmaya devam da ediyorlar ve bazı anlaşmaları yeniliyorlar bildiğimiz gibi. O yüzden ülkemizin enerji ihtiyacı için önemli bir gelişme olduğunu kaydediyorum. Sadece enerji ihtiyacı değil, böyle bir nükleer santrale sahip olmanın bir miktar daha özellikle güvenlik politikaları açısından da farklı bir referans değeri teşkil edeceğini düşünüyorum. Yani nükleer santral sahibi olduktan sonra bir ülke bunu güvenlik politikalarına da yansıtabilir ve farklı güvenlik bakış açıları edinebilir. Buradan nükleer silah yapımını kastetmiyorum. Bu farklı bir konu ama neticede bunun bir korunması, bölgede bir güvenliğin sağlanması, belki tehditlere karşı çok farklı güvenlik önlemlerinin alınması gibi durumlar da söz konusu olacak. Yani güvenlik açısından bir maliyet getireceği muhakkak, çünkü korumanız gerekecek santrali. Biz de bulunduğumuz bölge itibariyle bildiğimiz gibi bu açıdan sıkıntılı bir bölgedeyiz. Dolayısıyla enerji açısından ülkemizin elini kolaylaştıracak bir yatırım olması sebebiyle olumlu. Diğer getireceği mali yükleri de hesaba kattığımızda farklı açılardan değerlendirmemiz gereken bir durumdur ama uzun yıllar sonra yapılmış olmasını da, bunu da dikkate almamız lazım. Yani nükleer enerji santralini neden 1960'larda yapmayı denemedik gibi sorular da bence bugünün önemini bir miktar daha ortaya çıkaracaktır. Çünkü eski bir teknoloji bildiğimiz gibi ve Avrupa ülkeleri bunu 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren uyguladılar ve gayet ucuza da enerji kullanarak ekonomik büyümelerini hızlandırdılar. Bunu da biliyoruz. Tabii ki bunun korunması ve önlemlerin alınması oldukça sıkı olmasına rağmen ve Rusya'da 86'da meydana gelen kaza hala hafızalarda olmasına rağmen büyük ölçüde aslında olasılık olarak düşük kazayla atlatıldığını söyleyebiliriz ama şeyi de eklememiz lazım. Japonya'daki durumu da eklememiz lazım. Çünkü bunlar hep tartışma konusu olacak. 2011'deki kaza ve yakıtların okyanusa verilmesi. Dolayısıyla bu güvenliği sağlandığı ve iyi yönetildiği sürece
ülkemiz için olumlu bir enerji kaynağı olmaya devam edecek. İyi yönetilmesine, güvenlik parametrelerine girmesi gerekiyor artık, iyi korunması. Ve bir adım daha nükleer enerjinin getirdiği bakış açısıyla farklı sektörlerde farklı gelişmelerin kaydedilmesi veya teşviklerin verilmesi yolunda açılması gerekecek. Yani nükleer enerjimizin olması yeşil yatırıma, yeşil enerjiye yatırım yapmamız anlamına gelmemeli. Zaten böyle de bir gelişme yok ve o yolda da ilerliyoruz. Küresel gelişmeleri o yönden paraleliz. Dolayısıyla genel itibariyle ben olumlu olarak değerlendiriyorum. Özellikle enerji ihtiyacımız açısından, bunu ucuzlatması açısından. Çünkü önümüzdeki dönemde bazı sektörler enerjiye daha bağımlı hale gelecekler. Yani petrol yakıtlarının dışındaki enerjiye, özellikle elektriğe, bunu otomobil sektörü dahil, bunun gelişimi. Dolayısıyla bizim bu enerji kollarını, enerji ürünlerini, enerji hizmetlerini mümkün olduğu kadar ucuzlaştırmamız lazım. Yani ekonomik büyümemiz için zaten geçerli, ama artık hizmetler sektöründe de bazı hizmetlerin verilmesi doğrudan buna bağımlı olacak. Dolayısıyla ülkemizin refah açısından da enerji fiyatlarının ucuzlaştırılmasını olumlu olarak değerlendiriyorum. Bir parantez daha açıp sonra sözü Mustafa Bey'e vereceğim. O da Çin'le Fransa'nın yaptığı 10 gün önce bir anlaşma söz konusu Sayın Macron'un Çin'e ziyaretinde. Burada şu da dikkatlerden kaçmamalı diye söylüyorum, değerlendirmelerimize ışık tutabilir hasebiyle. Çin ve Fransa arasında nükleer enerji santralleri konusunda bir anlaşma yapıldı, değerlendiriliyor uluslararası basında. Dolayısıyla küresel ölçekte bir yandan yeşil enerjiye doğru gidiş varken, bir yandan ülkeler nükleer enerji kaynaklarını da kullanmayı, yani azaltsalar da kullanmayı tercih ediyorlar şu an. O yönde de adımlar atıyorlar. Bu enerji yelpazesini genişletmek, geniş tutmak anlamına geliyor. Yani ağırlığını azaltırken belki uluslararası konjonktürün o anki akımına fazla kapılmamak lazım. Yani birden her şey yeşil enerjiye dönecekmiş yarın gibi düşünmemek, adım adım gideceğini hesaplayarak ona göre davranmak lazım. Dolayısıyla ben bu açıdan olumlu olarak değerlendiriyorum. Çok çok ne olur, eğer küresel dünyayla paralelliğimizde bir sıkıntı meydana gelirse santrali kapatır ve yolunuza diğer enerji kollarıyla devam edersiniz. O yüzden başa dönüp tekrar ediyorum fikrimi. Ben olumlu değerlendiriyorum. Enerji fiyatlarımızda ucuzluğa yol açacağını düşünüyorum. Evet, Mustafa Aşkın'a söz vermeden önce birkaç ekleme yapmak istiyorum. Sizin de belirttiğiniz bu Japonya Fukushima felaketiyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hani bunun hesaba katılarak önlemler alındığını belirtti. 9 şiddetinde depreme dayanıklı olduğu, üzerine uçak düşse bile zarar göremeyecek şekilde yapıldığını belirtti diyelim. Mustafa Aşkın'a sözü verelim. Bu arada elektrik ihtiyacının da yaklaşık %10'unu, yani neredeyse İstanbul'un ihtiyacını üretebilecek kapasiteye sahip olacağını da hatırlatarak Mustafa Bey, sözü size bırakayım. Tabii şimdi Ata Hocam güzel özetledi. Ben biraz da risk yönetimi mantığıyla bakayım olaya diye size anlatayım. Şimdi Türkiye'de çok çeşitli enerji kaynaklarımız var. Hidroelektrik santralleri var, rüzgar ve güneşten elde ettiğimiz elektrik var. Onun yanında tabii doğal gaz ve kömürden elde ettiğimiz elektrik de var. Türkiye'de olmayan tek enerji kaynağı çeşidi nükleer enerjiydi. Şimdi siz enerji kaynaklarınızı çeşitlendirdiğiniz zaman riski de azaltmış oluyorsunuz. Mesela bu yıl kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerin yeterince elektrik üretememesi durumuyla karşı karşıya kaldığınızda elinize bir alternatif olması lazım. Veya güneş ve rüzgarla ilgili bazı problemler yaşadığınızda yine elinizde alternatifin olması lazım. Bugüne kadar tabii yapılmamış olması bir tercih olabilir, ama bugün itibariyle hayata geçiyor olması çeşitlendirme ve risk yönetimi anlamında oldukça olumlu. Tabii burada fayda maliyet analizi de yapmak gerekiyor. Çok ciddi bir yatırım yapıldı çünkü oraya. Bu yatırımın geri dönüş süresi ve ekonomiye katkıları da mutlaka hesaplanmıştır. Umarım Türkiye için hayırlı olur. Tam kapasiteyle çalıştığında hakikaten ciddi bir alternatif olarak karşımıza çıkacak. Hem Türkiye ekonomisindeki katma değeri arttırması anlamında,
hem de Türkiye'nin giderek artan enerji ihtiyacının karşılanıp çeşitlendirilmesi anlamında tabii ki olumlu düşünmemiz gerekiyor. Umarım diğer sektörleri de, üniteleri de hızlıca devreye girer ve katkısı daha yüksek olur. Evet, ben sizi bulmuşken o zaman ekonomiyle devam edeyim. Ata Hocam, bugün tabii gözler Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası'nın faiz kararından sizin beklentiniz ne? Sabit tutulacağı düşünülüyor %8,5'ta. Ne dersiniz? Evet, genel kanı sabit tutacağı yönünde. Ancak neden sabit tutacağını değerlendirdiğimizde farklı bir olasılık da meydana çıkabilir. Özellikle metinlere baktığımızda Para Politikası Kurulu'nun karar metinlerindeki büyük ölçüde birbirinin aynı olduğunu bildiğimiz, belki çok az enformasyon verdiğim değerlendirdiğimiz metinlerde şöyle bir ortak çizgi vardı. O da ekonomik büyümenin vurgulanması ve ekonomik büyüme kanallarının açılması, yani bu sektörlerin özellikle desteklenmesi yönünde katkı veren sektörlerin. Dolayısıyla ben bir ihtimalde 50 bas puan indirilebileceğini veriyorum. Onun da sebebi son zamanlarda gelen ekonomik büyümemize ilişkin verilerin bir miktar yavaşlamış olması. Güven endekslerine toparlanma söz konusu ama sanayi verilerinde, özellikle imalat sanayinde benim son hatırladığım veriler özellikle bir yavaşlamaya işaret ediyordu. Daha önceki son bir yıllık, bir buçuk yıllık dönemi göz önüne aldığımızda. Dolayısıyla bu metinle uyumlu olarak desteklendiği söylenebilir. Yani bir 50 bas puan indirim yaparsa bunu metnine, daha önceki metinlerine dayanarak açıklayabileceği için böyle bir duruma ihtimal veriyorum. Ama genel kanaat, yani finansal piyasalar açısından bakıldığında indirmemesinin daha olumlu olacağı yönünde. Finansal piyasalar açısından bu bakış açısı doğru. Benim eklediğim boyutsa ekonomik büyüme ve yatırımlar kısmı ile ilgili. Yani hedefe yönelik yatırımları desteklediğini açıklayan bir politika yürütülüyor çünkü. Yani iddiası o, argümanı o. Dolayısıyla onunla uyuşabileceğini değerlendirdiğim için 50 bas puan indirebilir diyorum. Bu tabii ki Merkez Bankası'nın davranış şekli. Yani onu şu an kestirdiğimiz için böyle konuşuyoruz. Ne yapılmalı, ne olmalı dediğimizde farklı bir tablo çıkacak. Ama onu belki ayrıca değerlendiririz. Dolayısıyla benim bir ihtimalle indirmesine veriyorum ama büyük ihtimalle sabitte bırakabilir açıkçası. Ağırlıklandırmayı tam yapmam mümkün değil. Yani 1/3 ihtimalle mi indirir, yarı yarıya mı indirir diye düşünmeliyiz. Şu an için ona göre mi beklenti oluşturmalıyız ya da dağılımımızı yapmalıyız. Onu değerlendirmek mümkün değil bir sayısal değer itibariyle. Ama söylediğim gibi büyümenin yavaşlaması böyle bir indirme sebebiyet verebilir. Bir de seçim konusunu düşünerek bu iki beklentiyi o şekilde değerlendirmemiz iyi olur. Yani seçime 14 gün, 15 gün kala neredeyse, 2 haftadan biraz fazla zaman kaldı. Evet, 16 gün kaldı. Hükümet, Merkez Bankası böyle bir karar alır mı? Yani seçime giden bir ekonomide bu kararı gelecek olan hükümete, kendisi veya başkası, hiç önemli değil, ya da Merkez Bankası yönetimine bırakmayı tercih etmez mi diye düşündüğümüzde bu da iddia edilebilir. Çünkü Merkez Bankası yönetimi, merkez bankacılığı ve finansal piyasaların sürekliliği göz önüne alınırsa böyle bir bekleyişe gerek yoktur. Böyle bir bekleyişin olmaması lazımdır. Çünkü bu yönetim süreklidir. Finansal piyasalarda herhangi bir işlem bir dakikanın altına bile indi çünkü otomasyon sayesinde. Dolayısıyla ben bu kararı alabileceğini seçimin yaklaşması ve görev değişimiyle ilgili olarak bakmayacağını da değerlendiriyorum. O yüzden bir ihtimal indirmesine vermek kaydıyla sabitte kalması, finansal piyasaların yönetimi ve finansal istikrarı, tabii mevcut olanı, bunun ne olması gerektiğini söylediğim gibi ayrıca değerlendirebiliriz. Hocam isterseniz o değerlendirmenizi de alıp öyle söz verelim Mustafa aşkına. O değerlendirmenizi de alabiliriz. Tabii faiz seviyesinin diğer finansal piyasalardaki parametrelerle, özellikle yatırım araçlarının seviyesiyle ilgili uyumsuz olduğunu gözlemliyoruz.
Bunun farklı açıdan ele alınması gerektiğini düşündüğüm için öyle söylüyorum. Yani faiz arttırımı değil, faizin sabit kalması ve farklı açılardan sözlü yönlendirmeyle piyasanın daha öngörülebilir, daha az belirsiz uygulamalara doğru kaydırılmasının ben daha iyi fikir olacağını düşünüyorum. Burada regülasyonları kastediyorum. Sayısı oldukça artmış regülasyonların, makro ihtiyati tedbirlerin mikro ölçekte biraz sistemi zorlayıcı ve sistemik risk yaratıcı etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben burada politika faizi patikasının farklı oluşturulup değerlendirmesi gerektiğini telakki ediyorum. Evet. Siz ne dersiniz Mustafa Aşkın? Hem sizce ne yapacak Merkez Bankası hem de Ata Hocam'ın değerlendirdiği gibi ne olmalı sorusunu da cevaplayabilirsiniz. Küresel dünyaya baktığımızda merkez bankacılığın rolü giderek arttı. Hatta üstüne vazife olmayan tırnak içinde pek çok fonksiyonu da merkez bankaları yerine getirmeye başlamıştı. Bizim merkez bankamız son birkaç yıldır özellikle biraz daha farklı bir yaklaşım içinde. Uyguladığı para politikasıyla finansal piyasaların alışkın olduğu para politikası arasında çok ciddi bir fark var. Zamanla uyguladığı para politikasının etkinliğinin de azaldığını görünce az önce Ato hocamın söylediği gibi kendi para politikasının etkinliğini arttırmak için durmadan düzenleme yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu da finansal sistemi önemli ölçüde sıkıştıran bir unsur. Bugün itibariyle faizi arttırmasının, azaltmasının bence hiçbir önemi kalmadı artık. Çünkü arttırsa da azaltsa da piyasa nasıl olsa Merkez Bankası daha sonra alacağı makro ihtiyati tedbirlerle kendi bildiğini yapar havasında. Bu nedenle baktığınızda para politikasının sadece faiz ve sözlü yönlendirme ile yapmaktan ziyade bizim Merkez Bankamız farklı yöntemlerle piyasa üzerine düzenlemeler mantığıyla bir çeşit yol vermeye çalışıyor. Dolayısıyla bugün yapacağı hareketin de piyasa tarafından böyle gözleneceği kanaatindeyim. Diğer taraftan seçim olayı var. İşte 15-20 gün sonra seçime gireceğiz. Oradan sonra, seçimden sonra uygulanacak para politikası ve bununla ilgili patika değişir mi? Değişebilir mi? Ve bununla ilgili süreci ne olur? Yine finansal piyasalar ve reel sektör tarafından ciddi derecede merak ediliyor. Dolayısıyla esasında bugüne değil, seçim sonrasındaki politikalara daha çok odaklanmış bir finansal piyasa ve reel sektör var karşımızda. Dolayısıyla bugün Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamada, faiz kararı da hemen hemen hiçbir etki yaratmayacaktır. Dolayısıyla piyasadaki bütün paydaşların ana hedefi seçim sonrası meydana gelecek gelişmeleri, ne derece ekonomi politikasını etkileyecek bu değişmeler, onları takip etmek yolunda olacak. Sadece tabii para politikası değil, uygulanabilecek maliye ve diğer iktisat politikaları ve bunlarla ilgili çeşitli alternatifler de hakikaten ciddi derecede takip edilir hale geldi. Partilerin programları da izleniyor. Dediğim gibi bugün Merkez Bankamız rutin bir açıklama ve rutin bir ifadeyle para kurulunu yapıp bitirecekmiş gibi görünüyor. Evet. Yani ama beklenti olarak yine de bir değerlendirmede bulunsanız sabit tutacağını mı düşünüyorsunuz? Ben %51 sabit tutacağını düşünüyorum ama düşürse de faiz oranını, bu faiz oranının düşürülmesi finansal piyasalar tarafından bir satın alma yoluna gitmeyecektir. Peki. Peki ABD tarafını da biraz konuşalım. Tekrar bankacılık krizi endişeleri alevlendi. Bu sefer First Republic Bank var. Bankanın hissesi bir günde yarı yarıya eridi haberlerini görüyoruz. Ne dersiniz Ata Hocam? ABD'de kriz endişesi, bankacılık krizi endişesi yeniden alevleniyor mu? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankacılık krizinin bölgesel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bölgesel krizi yönetmek için de karışık bir politika izlediler. Yani para politikasını doğrudan değiştirmek ve enflasyonla mücadeleyi rotasını değiştirmek ya da ara vermek yerine, çünkü bu sosyal refahı çok daha etkileyen bir değişken, bunun belirlenmesi ve yönetilmesi, bunun yerine mali politika veya büyük bankalar aracılığıyla bu krizi, bölgesel krizi yönetme yolunu seçtiler. Yani bu adaptif bir politika uygulaması oldu. Ve krizde, yani bölgesel bankacılık krizi dediğimiz durumda aslında
geçtiğimiz güne kadar neredeyse sönümlendi. Sönümlendiğini nasıl iddia edebiliyoruz bunun? Şuradan özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın küresel büyük merkez bankalarıyla yaptığı dolar değiş tokuşlarının, swaplarının periyodu uzatıldı. Yani bir finansal piyasa volatilitesinin aslında düştüğü piyasalara da böylece gösterilmiş oldu. Yani krizi sönümlendirdiklerinde böylece ilan etmiş oldular. Ama bu durumda peki neden bankalardan diğeri böyle bir durumla hisse senetlerinin özellikle %25 yanlış hatırlamıyorsam 20-25 arasında düşmesiyle karşı karşıya kaldı ve güvensizlik ortamı devam mı ediyor diye sorduğumuzda bunu iki türlü sormamız gerekiyor. Bir Avrupa Birliği kısmı var. Bildiğiniz gibi Credit Suisse Bankası'nın devriyle satın alınması ilgili benzer yöntem orada izlendi. Ancak orada satın alan bankanın karında bir miktar düşüş var. Dolayısıyla büyük bir sorun yaşanmadı orada da aynı yöntemle gidildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise şöyle bir durumla karşı karşıya bankacılık sistemi. Buradaki Moody'ler büyük ölçüde orta ölçekli bankalardan büyük bankalara kaymayı tercih ettikleri için orta ölçekli bankalar bir likidite sıkışması yaşıyorlar. Ve aynı zamanda yatırımcılar da bankaların kazançlarının yani bu orta ölçekli bankaların, bölgesel bankaların kazancının devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik içindeler. İki yönlü bir, iki boyutlu bir sıkıntı var. Yani hem mevduat sahipleri açısından hem yatırımcılar açısından. Biz yatırımcılar açısından olan sıkıntının oldukça yükseldiğini gözlemliyoruz aslında. Şu an bu problemi konuşuyor olmamızın sebebi hisse senetleri değerindeki düşüş, yatırımcıların karşılaştığı belirsizliğin oldukça yüksek olduğu ve onların bu kanaatli olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla bu bir adım sonra mevduat sahiplerini de etkilemeye yani devam edecek bu geri beslemeli bir durum yaratır. O da bankayı bir miktar daha zora sokabilir. Ama daha yukarıdan baktığımızda problemin çözümünü buldukları için ve bildikleri için bu bölgesel krizin ben daha fazla yayılmayacağını değerlendiriyorum. Eğer küresel bankacılık sistemine geçseydi şimdiye kadar o zaman çok daha büyük etkilerle karşı karşıya kalırdık. Çünkü daha genel baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri özelinde yatırımcılar gelen son iki gündür gelen verilerin ekonomik aktivitede pek bir yavaşlama olmadığı, tüketici güveninin ve hane halkı harcamalarının yani ılımlı ve hatta belki ılımlının üstü olarak da değerlendirilebilir çünkü bu gelişmeler ışığında sürdüğünü bize söylüyor. Dolayısıyla ekonomik aktivite yaklaşık Temmuz ayından beri sürekli ön plana çıkarılan resesyon endişelerine rağmen gücünü koruyor veriler nazarında. Bu da Amerikan Merkez Bankası'nın politikasında, faiz politikasında ısrar edeceğini, değişikliğe gitmeyeceğini, bu bölgesel krizi artık belki kriz diye bile nitelendirmeyeceğini öngörebiliriz. Yani bunun sonucunda biz haftaya belli bir miktar faiz arttırımı büyük ölçüde 25 bas puan olacak. Daha önce öngördüğü ve piyasayı yönlendirdiği gibi değişiklik yok. Ve çıktığı tepe değerde de 2024'e kadar kalacağını eğer çok farklı bir veri gelmezse daha da arttırmasını gerektirecek. Çünkü enflasyonda bir miktar yapışkanlıkla devam ediyor tüketicinin bu davranışı yüzünden. Değerlendiriyorum ben de. O yüzden şu an bu bankadaki durumun genele yayılmayacağını ve geliştirdikleri yöntemle Hazine Bakanlığı, Merkez Bankası ve tasarruf fonuyla, üçlü mekanizmayla çözeceklerini ama para politikasına yansıtmayacaklarını düşünüyorum. Sebebi de yatırımcıların algıladığı belirsizliğin bu banka nazarında oldukça yüksek olması. Evet, siz ne söylersiniz Mustafa Aşkın? Ata Hocam dedi ki genele yayılmayacağını düşünüyorum. Ne dersiniz? Para politikasında evet, da ısrar edecek mi FED? FED'in para politikası tutumunun çok değişeceğini zannetmiyorum. Amerika'da uzunca bir süredir sert resesyon olma beklentisiyle ilgili çok sayıda açıklama ve makale okuduk ama görünen rakamlar gerek istihdam, gerek büyüme, gerekse harcamalar anlamında baktığınızda
belli bir canlılığı koruduğunu düşünüyorum Amerikan ekonomisinin. Bu kadar yüksek faiz artışına göre, tabii Amerika için konuşuyorum, bu seviyeleri tutturmuş olması tabii bir bakıma Fed'in de başarısı olarak adlandırılabilir. Belli bir canlılığı koruyarak piyasa mekanizması içinde enflasyonu kontrol etmeye çalışıyor. Tabii bu ana hedefi dışında zaman zaman meydana gelen yol kazaları da olmuyor değil. Bunların başında işte geçtiğimiz aylarda gördüğümüz Silikon Vadisi Bankası olayı gelmişti. Ölçek anlamında Amerika ölçeğinde çok büyük olmayan bir bankanın bu tutumunu kolaylıkla absorbe edebildi sistem. Burada Fed'in de müdahaleleri oldu likiditeyi arttırarak. Ardından işte konuştuğumuz bankanın bazı sorunları olduğu dile getirildi. Ama bu bankayla da ilgili sorunu çok büyütmeden halledebilecekleri kanaatindeyim. Fakat şu göz ardı edilmemeli. Amerika'da orta ve küçük ölçekli bu tip çok banka var. 70-80 tane bankanın benzer sorunlar yaşayabileceği ile ilgili raporlar da geliyor. Dolayısıyla ölçeği küçük olmasına rağmen pek çok sayıda ve aynı ölçekte bankanın sıkıntı yaşaması durumunda biraz daha sistemin genelini etkileyen sistemik bir risk oluşturabilir. Dolayısıyla bunun için de denetim ve risk yönetim mekanizmasını Amerika'daki yetkililer elden geçirmeye başladılar. Malumunuz Trump'la rafa kaldırılan bazı denetim sistemlerinin tekrar hayata geçirilmesiyle ilgili olay meydana geldi ve bununla ilgili de çalışmalar başladı. Yani küçük ve orta ölçekli bankaların riskinin daha çok kamu tarafından denetlenmesi, bunlarla ilgili risk yönetiminin daha sıkı tutulması ile ilgili. Muhtemeldir ki bu denetim faaliyetleri sonucunda en az 3-4 tane bankada da aynı Silikon Vadisi veya işte First Republic Bank'ta olduğu gibi bazı sorunlar bulunacaktır. Bu sorunların büyüklüğüne göre de Fed'in ve ilgili düzenleyici otoritenin müdahaleleri olacaktır. Ama şimdilik sanki derin dondurucudaymış gibi duruyor bu sorun. Büyük bankalara bulaşmaması için ellerinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Asıl sorunun bence Avrupa'daki bazı büyük bankalarda olduğu hep konuşuluyor ve raporlanıyor. İşte bazı Alman, İtalyan bankaları, hatta bazı Yunan bankalarında da benzer sorunların olduğu dile getiriliyor. Bu durumda da tabii Avrupa'nın zaten oldukça kırılgan olan finansal yapısının önümüzdeki dönemde çok daha iyi idare edilmesi gerektiği ortaya çıkmakta. İşte Avrupa Birliği Merkez Bankası da yine enflasyonu önlemek için sert faiz politikasını uygulamaya kararlıymış gibi görünüyor ama bir yandan da tabii ister istemez az önce ifade ettiğim bankacılık sorunlarıyla ilgili denetim ve gözetim faaliyetlerine de bakmak zorunda kalıyor. Görünen o ki bankacılık sektörü dikkatli incelenmesi gereken, denetlenmesi gereken ve asla yine hem düzenleyici otorite hem de merkez bankaları tarafından boş bırakılmaması gereken bir yapıda. Bu demek değildir ki her türlü işlemine müdahale edelim. Ama netice itibariyle orada meydana gelecek bir sıkıntı, bir kriz dünyadaki pek çok sistemi de etkiliyor. IMF'nin yıllar önce yaptığı bir çalışma vardı. Dünyadaki krizleri incelemiş IMF. Ya galiba 10 yıl falan önceydi. Dünyadaki krizlerin ana etmeninin bankacılık sektöründe çıkan krizlerin büyümesi olduğu genelde bulunmuş. Dolayısıyla da bankacılık sektörünün sağlığı ekonominin sistemik olarak sağlığıyla alakalı bir süreç. Bu nedenle biraz daha hassas davranıyor hem kamu otoritesi hem de merkez bankaları diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizimle beraber. Biz bu sabah biraz hızlıca ilerledik. İyi Akkuyu yaptınız. konuştuk. Merkez Bankası'nda bugün gözler, faiz kararı açıklanacak. ABD bankacılık krizine girdik. Sizinle tekrar Akkuyu'ya dönelim mi? Bunlarla ilgili ekleyeyim sonra. Yok yani Akkuyu bizim için tabii nükleer enerji olmazsa olmaz. Dün de konuşmuştuk. O yüzden hani kimse Akkuyu niye yapıldı sorusunun Evet. cevabı bizim geleceğimiz için yapıldı net. Dünyada en çok nükleer santral Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasından Fransa'da var bildiğim kadarıyla. Veya Batı'da Çin. Yok, Çin'de yok kadar yok. Neden Fransa'da var? Fransa bu kadar sıkıntısına hala çekiyor düşünün. Yani o kadar nükleer santrali var. Ama hala ekonomik sıkıntı çekiyor. Ama biraz daha meraklılar için söyleyeyim. Lütfen internetten Fransız tarihine girip çok kısa hap olanları da var. Oraya girip İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ki
yönetim sistemine. Yani Fransız devrimi Fransız devrimi, tamam anladık, onu biliyoruz da yani o dönemin, bu o dönemden bugüne kalan başka yönetim felsefesine ilişkin unsurlar var, ama yönetim şekli ve enerji meselesine odaklanmak için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle işte 4. 5. Cumhuriyet dönemlerine bakmalarını öneririm. Yani daha kolay anlaşılsın diye söyleyeyim, yarı başkanlık sisteminin gelişine bakmalarını öneririm. Ondan önce 16 yıl boyunca birbirini yiyen belki 30 tane parti, her biri vatanı ben kurtardım edasında. Ondan sonra paramparça bir yapı, ama arkasından gelen bir istikrar dönemi ve 12 yılda nükleer bir güç haline geliş. Ne istiyorsunuz da? Sadece nükleer değil, aynı zamanda teknolojik de haliyle o nükleer enerji bir şeyi besliyor. Bir şey için lazım yani. Bugün gördüğünüz bütün Fransız şirketleri o dönemde kuruldu. Şimdi ya da büyüdü. Dolayısıyla enerji bizde olmazsa olmaz. Biz genç bir ülkeyiz. Çok şükür ki hala genç bir ülkeyiz. Çalışmak istiyoruz, üretmek istiyoruz. Bunun enerjiye ihtiyacımız var. Temiz enerji Avrupa'dan çok daha iyiyiz. Avrupa ortalamasının çok üstünde bir temiz enerji kullanımımız var. Kapasitemiz var ve hızla artıyor. Biz bunu son 15 yılda, hatta 15 bile değil, 8-10 yılda edindik bu seviyeyi. Ve bundan sonrası da hızlı geliyor. Ama temiz enerji kullanılmaz. Öyle ismi lazım değil, ana muhalefet partisinin genel başkanının dediği gibi güneşe fiş takıp evleri aydınlatamıyorsunuz. Yani o teknolojiye henüz biz erişemedik. Dünya erişemediğiniz o teknolojiye, ama çalışıyorlar. Bizim muhalefetin hayalindeki teknolojiye bir gün ulaşacaklar. Dolayısıyla nükleer santral olma. Efendim niye Ruslara yaptırıyorsunuz? Bunu Amerikalılar söylüyor. Niye Ruslara yaptırıyorsunuz? Ruslar niye bu işten para kazanıyor? Amerikalılar niye para kazandı bugüne kadar yaptığımız bütün işlerden? Tam kazansın gözümüz yok. İş yapan kazanacak. Çok güzel. Bize ne kazandırdı şu ana kadar? Şimdi Amerikalılar satmayı biliyorlar. Sonra yedek parça satmayı biliyorlar. Sonra hizmet satmayı biliyorlar. Ama ortak olmayı bilmiyorlar. Bize ortaklık lazım. Başından beri. Ben bunu yine zannediyorum burada mı anlattım? Biz uçak yapıyorduk. Yok, başka bir yerde anlattım. Biz uçak yapıyorduk. 1920'lerde. Bulgaristan'a, Irak'a birkaç yere uçak satmışlığımız bile var. Tam motor yapmıyorduk da geri kalan kısmını yapıyorduk. O dönemin şartlarında kullanılabilen uçağı. Hatta Amerikalılar da öyle yaparlar. Atlantik'i geçen ilk kadın. Atlantik'i geçen ilk pilot. Atlantik'i şu kadar saatte geçen ilk bilmem kim. Falan falan. Neden? Çünkü pazar Avrupa'da ya, Atlantik bu tarafa geçmesi lazım ki satacağı yerde görünsün. Sürekli böyle şeyler yapar. Testler, deneyimler yapar. Rekorlar falan. Ne de bunlar, pazarlama yöntemleri hep. Biz de öyle yaptık. Mısır'a gitti bizim pilotlarımız. Bizim uçaklarımızla. Üçü şehit oldu. Şimdi Suriye topraklarında onların kabirleri. Allah rahmet etsin hepsinden. Şimdi sonra bıraktık. Niye? Amerikalılar dedi ki ya ne uğraşıyorsunuz kardeşim, yapılmışı var. Alım ya, müttefikiz. Allah Allah, lafı mı olur kardeşim filan. Çok güzel. Şimdi ne oluyor? Buyurun, lafı oluyor. 74'te laf oldu. Şimdi de lafı oluyor. Ya. Yaparsanız sizindir, yapmazsanız yapanındır. O yüzden Türkiye onun şimdi yenisini yapıyor. Yerlisini yapıyor. Hatta ya onu anlatıyordum. O uçaklar, o dönem biz 90 2000'lerin başında bir helikopter projesi için Türkiye bir ihaleye çıkmış. Tabii İtalyanlar, Fransızlar, Almanlar falan buradan gazetecileri böyle pamuklara sarıp sarıp götürüyorlar. Bakın ne güzel helikopter yaptık. Şahane uçak yapıyoruz. Bizim daha iyi, fiyatı da daha iyi, performansı da süper. Amerikalılar kötü falan. Amerikalılar Fransız, Avrupa'da mı? Avrupa ne anlar bu işlerden filan havasında satmaya çalışıyor. O seyahatlerden birkaçına ben de katıldım. Meraklısı olduğum için bu mezunun.
İtalya'nın ünlü bir havacılık şirketi var. Aslında Avrupa Havacılık Şirketi diye ortak bir şirket de kurmuşlar. Avrupa'nın da aslında tek bir şirketi var, çatı şirketi var, iadesi diye. Dedi ki onun yöneticisi, Konstantin'di adı. Konstantino, özür dilerim, İtalyanca versiyonu öyle. Gösterdi bana şeyleri, pilotlarının, uçaklarının fotoğraflarını. Bir tane kahraman pilot var, çok meşhur bir adam. Çok ünlü bir otomobil markasının patronuna kendisine uğur getirdiğine inandığı şaha kalkan at figürünü hediye ettiğini anlattı. O onundu, hiç uçağa düşmedi. O da onu otomobil yapan arkadaşına hediye etti filan diye. Tamam. Şimdi de o zaman dedi, o günlerde siz de uçak yapıyordunuz, biz de yapıyorduk. Sonra siz bıraktınız, biz devam ettik. Şimdi aradaki farkı kapatmak için para ödemeniz lazım. İşin iyi tarafı, para ödemeniz lazım. Öderseniz alıyorsunuz ortaklığı. Amerika'dan alırsanız, para da ödeseniz ortaklık alamıyorsunuz. Bunu o söyledi, ben söylemedim. Rakibiydi evet, ama benim de gördüğüm şey o. Bugün de görünen şey o. Şimdi o yüzden bizim bu tür konularda, ortaklık konusunda da, teknoloji transferi konusunda ne istiyorsunuz, ne almak istiyorsunuz, ne yaptırıyorsunuz, ne kadar veriyorsunuz, o kadar alıyorsunuz. Hiç kimse sizi sahip olduğu servetin yarısını ortak etmez durduk yere. Anca ona bir o kadar daha kazandıracaksınız, daha fazla kazandıracaksınız. O zaman bir şeyler düşünebilir. Geçen gün burada ne konuşuyorduk? Ne kadar her şey birbirine bağlı. Yerli milli muharip uçağın uçakta İngilizlerle bir bazı anlaşmalarımız var. Birlikte çalışıyoruz onlarla da. Ve onların yeni motor geliştirilmesi için, onun için motor geliştirilecek. O motor için Rolls-Royce'la konuşuluyor. Rolls-Royce diyor ki tamam, ne geliştiriyorsa ortağı, hiç kimseye kısıtlama uygulayamaz. %50 %50, bakın bu düne kadar yoktu böyle bir şeydi. Ama diyor ki Rolls-Royce, ben 100 yıldır patent üretiyorum. 100 yıl önce ürettiğim bir patenti burada kullanırsam onunla da siz telifine ortak olmayın diyor. Biz de diyoruz ki olmaz kardeşim, yarın İngiliz parlamentosunun neye hayır diyeceğini bilmiyorum. Buna da hayır derse ben niye seninle papaz olayım ki diyoruz. Bakın biz artık adamın 100 yıl önceki patentine bile sahip olmaya, ortak olmaya, o ürün için ortak olmaya olma gücü ve yetkisini kendimizde görebiliyoruz. Bu ciddi bir özgüvendir. Neden? Evet. Ya olmazsa kendim de yapabilirim yani, uğraşırım ben bununla demektir. İşte o zaman sizinle anlaşma yoluna geliyorlar. Yoksa git kendin yap o zaman diyor. Yapamayacağını biliyorsa. Bu bizim geldiğimiz noktayı gösteriyor. Nükleer enerjide de Ruslarla bugün ortaya. Bakın bu teklif Amerikalılara yapıldı. Fransızlara yapıldı. Yapmadılar. Şimdi geldik. Burada kusura bakma. Aynı şey gibi, füze sistemleri gibi işte. Teklif yapıldı. Ortak olalım dedik. Yok. Verin dedik, yok. Kiralayın dedik, yok. O zaman yani ne yapalım biz? Evet. Şimdi bizi böyle Yunanistan gibi, Bulgaristan gibi mahkum bir devlet olarak görmek Batı için akılsızlık. Yani adama gülerler yani. Salak mısınız siz ya? Bu ülke öyle bir ülke, evet, değil ki. Bu millet de öyle bir millet değil. Yok eğer rakip olarak görüyorsanız ve yine mahkumunda tutmak istiyorsanız, çünkü rakip ya yukarı gelirse hepinizin tozunu attıracak. O zaman da çok akıllı değilsiniz. Çünkü korktuğunuz kadar var evet, ama diyalog yolunu tercih etmediniz ki. Yeni bir yöntem bulmadınız ki. Yönteminiz ne? Mücadele etmek, savaşmak yeni yöntemlerle. Ya bu millet savaşmayı sizden daha iyi biliyor. Evet. Dünkü yöntemlerle de biliyordu, bugünkü yöntemlerle de biliyor. Gelin şu işi adam gibi yapalım ya. Medeni insanlar gibi yapalım yani. Şimdi Avrupa'nın, Amerika'nın medeni olabilmesi için muhatabına eşit davranması gerekiyor. Muamelatta eşit davranması gerekiyor. Herkesin ağırlığı farklı. Herkesin ortaklık payı farklı. O ayrı bir şey. Ama muamelatta eşit davranma. Bu medeni bir ölçüdür. Onlar medeni olurlarsa bizim de işimiz kolay olur. Eğer medeni olmamakta ısrar ederlerse biz en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya devam edebiliriz. Problem yok.
Şimdi diğer konumuza da geçiş yapmış da olacağız böylece. Çünkü biz Ata Hocam'la da Mustafa Aşkın'la da bu konuyu konuştuk zaten. Şimdi iki önemli bağlantı noktasına gideceğiz. 14 Mayıs seçimlerine sadece 16 gün kaldı diye söylüyoruz. Yurt dışına kayıtlı 3.416.098 seçmen içinse artık seçim başladı. Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri bu sabah saat 8 itibariyle başladı. Artık ilk oylar sandıklarda. Havalimanlarında ilk oyların kullanıldığı noktalara gideceğiz. 24 muhabiri Armağan Canbaz Esenboğa Havalimanı'nda, Ahmet Arı ise İstanbul Havalimanı'nda. Önce başkente gidelim ve Armağan Canbaz'dan detayları alalım. Armağan Canbaz, kolaylıklar diliyoruz ve sözü sana bırakıyoruz. Elif Hakkı Ekuter, sabah saatlerinden itibaren Ankara Esenboğa Havalimanı'ndayız biz de. Artık hem yurt dışı temsilciliklerinde hem de gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Saatler ilerledikçe de buradaki hareketlilik de artıyor. Sandıklardaki zarf sayısı da artıyor. Şöyle buraya gösterelim biraz. Kameraman arkadaşım Fatih Emir Osman'la birlikte vatandaşlar oy kullanmaya yavaş yavaş geliyorlar. Aslında ilk anlardan itibaren gelenler vardı. Burada dün hazırlıklar tamamlandı. Eksiksiz bir şekilde her şey hazır hale getirildi. Hemen önümüzde görüyorsunuz burada sandıklar var. Cumhurbaşkanı ve milletvekili yazısı görülüyor. Çubuk 1. Gümrük İlçe Seçim Kurulu'nun getirdiği sandıklar burada. Zarfları da görüyoruz. Yavaş yavaş yükseliyor. Vatandaşlar tek tek oylarını kullanıyor. Tabii hem yurt dışına gidenler gitmeden önce, o seyahatlerini gerçekleştirmeden önce oylarını kullanıyorlar. Ankara'da yaşayan gurbetçiler de yine oylarını burada kullanıyorlar. Kullanmaya geliyorlar. Siz de belirttiniz, 3.416.098 seçmen var yurt dışına kayıtlı. İlk kez oy kullanacaklar da var. 277.646 kişi de ilk kez oy kullanacak. Şöyle arka tarafa doğru da gidelim. Pusulaları da sizlere göstermek istiyorum. Tabii hazırlıklar dediğim gibi günler öncesinde burada bitti. Arkada kabinleri görüyorsunuz. Orada vatandaşlar tek tek oylarını kullanıyor. YSK'ca 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandıklar kuruldu dedik. Bir de gümrüklerde 4.671 sandık kuruldu. İşte burada oy pusulasını artık net bir şekilde görebiliyoruz. Günler öncesinde zaten bunların sık sık yayınlarını yaptık ama şu anda seçim heyecanı burada haliyle yaşanıyor gurbetçiler için. Hem milletvekili seçimleri için burada pusulalar hazır halde, hem de Cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı pusulalar burada görülüyor. 4 aday var ve işte bu evet yazılı mühürlerle o noktalara oylar veriliyor. Ardından zarflara koyuluyor. O zarflardaki oylar da buraya bırakılıyor. Bir vatandaş, bir gurbetçi daha diyelim, oyunu kullandı. Tabii şimdi hem yurt dışında hem Türkiye'deki bu oy verme işlemleri gurbetçiler için devam ediyor ama bu oylar bittiğinde, yani işlemler bittiğinde yurt dışından en azından güvenlikli bir şekilde Türkiye'ye getirilecek bu oylar. Ve Ankara Ato Kongrezyum'da yine güvenlikli bir noktada saklanacak. Türkiye'de oy verme işlemi tamamıyla bitince de artık sayıma geçilecek. Tabii sayım konusunda da merak edilenler var. Cumhurbaşkanı adayları için aslında sayım kolay. Kim hangi adaya verdiyse direkt oraya işleyecek oylar. Ama milletvekili seçimleri için haliyle yurt dışında kullananların oyları nerelere yerleşecek, nerelere gidecek sorusu soruluyor. Ona da şöyle kısaca değinelim. Türkiye'deki illerin seçmen sayısıyla partilerin aldıkları oy oranlarına göre il seçim çevrelerinde orantılı biçimde de bu oylar, yurt dışında kullanılan oylar da Türkiye'de dağıtılacak. Sabah 8 itibarıyla Ankara Esenboğa'da da oy verme işlemi başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Dediğim gibi artık sandıklardaki pusulalar, daha doğrusu zarfların sayısı da artmaya devam ediyor. Hem yolcu gidiş kısmında hem de yolcu geliş kısmında iki ayrı nokta kuruldu. 8 ayrı sandık var Esenboğa'da ve oy verme işlemi de burada tüm hızıyla devam ediyor. 14 Mayıs'a kadar gümrük kapılarında sürecek. Yine yurt dışı temsilciliklerinde de 9 Mayıs'ta oy verme işlemi sona erecek. Evet, havalimanlarında Armağan Canbaz'ın da söylediği gibi 8'den bu yana oy verme işlemleri gurbetçiler için devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. 8'den beri Armağan Canbaz da orada bulunuyor. Kolaylıklar diliyoruz ve şimdi de İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. 24 muhabiri Ahmet Arı orada. Ahmet Arı, sözü sana bırakıyoruz. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş
merkezi 11'i etkileyen depremlerin ardından yeni önlemler eşliğinde aslında bu seçime gideceğiz ve seçime sadece 16 gün kaldı diyebiliriz. Yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri bugün sabah saat 8 itibarıyla başladı. O noktalardan biri İstanbul Havalimanı'ndayız. Oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlanarak oy verme işlemleri yapıldı. Yine müşahitlerimiz de şu anda pusulaları mühürleyerek vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşması için yine son hazırlıkları ve son kontrolleri de yapmaya devam ediyorlar diyebiliriz. Oy kullanacak vatandaşlarımız için kabinlere tekrardan afişler hazırlandı ve yönlendirme tabelaları da konuldu. İsterseniz şöyle hemen bir kabinimize geçelim. Yani vatandaşlarımızın oy kullanma işlemi yaparken herhangi bir hata yapmaması için şu şekilde hemen karşıda kameraman arkadaşım Celal Müsalli'nin de gösterdiği gibi afişler hazırlandı. Gelen ve giden tarafına 6 sandık kuruldu. Yine oy verme işlemlerinin yapılacağı kabinlerde hazırlanıldı ve tabelalar geliş gidiş yönlerine vatandaşlarımızın daha rahat yönlendirilebilmesi için de buralara konuldu. Burada 6 sandık kuruldu diyebiliriz. Yine müşahitlerimiz hem zarf hem oy pusulalarında son kontrollerini de yine burada yaptılar. Yurt dışına kayıtlı vatandaşlarımız temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 7-24 yani tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat esasına göre oy kullanabilecekler. Seçimlerde Türklerin yaşadığı ülkelerde sandık kuran Yüksek Seçim Kurulu bu yıl ilk kez Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya'ya ilk defa sandık götürdü diyebiliriz. Türklerin en çok yaşadığı ülkelerden biri olan Almanya'da 1,5 milyon seçmen bu yıl sandık başına giderken 581 seçmenle de Brezilya en az seçmenin bulunduğu ülke oldu. Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurt dışı temsilciliklerinde ise 9 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Ahmet Arı, çok teşekkür ediyoruz. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Evet, artık oy verme işlemi aslında resmi olarak başladı. 3.416.098 seçmen artık havalimanlarında, gümrük kapılarında oy kullanmaya başladı. Arman Canbaz belirtti, 277.600 küsür de ilk kez kullanacak. Evet. Güzel, demokrasinin şenliği bizim için evet. Bu. Hep söylüyorum, en iyi de yaptığımız iş ya da en iyi yaptığımız işlerden biri seçim yapmak. Bir şey sıra gelmişken vurgulayayım, mümkün olduğu kadar kısa, hata hocamın da zamanından çalmadan. Seçimleri siyasi partiler yapıyor. YSK sayım döküm işlerini sadece resmiyete geçiriyor. Bir takım prosedürleri tamamlıyor YSK. Evet. Yoksa masanın başında 5 siyasi partinin temsilcileri var. Oy sırasına göre belirleniyorlar bunlar. Oy aldıkları, bir önceki seçimde aldıkları oya göre. Diğer partilerin gözetmenleri yine sandık çevresinde duruyorlar. O ilk oy sayımı dökümün yapıldığı sırada YSK'nın görevlendirdiği kişiler tutanakları tutarken onları siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte tutuyorlar. Tutanağı hepsi birlikte imzalıyor. Her biri bir fotoğrafını çekiyor, bir notunu tutuyor, partisine gönderiyor. YSK bir sayıyor, partisi bir sayıyor. Öbürünün partisi de sayıyor, öbürünün partisi de, öbürünün partisi de. 1x5 yerde birden aynı anda yazılıyor. Ya. 5 kopyası var, 6 kopyası var yani. Bu 6 kopya partilerin merkezlerinde de toplanıyor. Aynı şey orada, onlarda da var program ya da benzer programlar. Ondan sonra onlar sayılıyor. Sonra karşınıza bir tablo çıkıyor. O yüzden mesela bazı partiler çıkıyor ya, diyor ki biz erken, biz kazandık falan. Şimdi abartmalar ya da manipüle etme çabalarını ayrı tutuyorum. Ama diyebilirler. YSK'dan önce bilebilir yani. CHP bilebilir seçimin sonucunu. Neden? Çünkü YSK bir daha sayıyor, bir daha bakıyor, garantili olsun diye. Bunlar hemen göz kararı bir şey çıkartabiliyorlar. Manipüle etmemek kaydıyla bu mümkündür yani. Başka partilerde. Bu efendim YSK'dan önce rakamı nereden biliyordu falan gibi bir aptallığın lüzumu yok diye şimdiden söyleyeyim.
Hangi partili söylerse söylesin öyle bir durum. Sayabilir yani insan. Bunun için ne? Bütün baroların her sandığa 1500 tane avukat gönderiyoruz gibi heyheylenmesine. Ne yurt dışından şu grup bu grup o gözlemci bu gözlemci filan geliyor denmesine. Ne internette bir takım grupların oluşup biz gözleyeceğiz bunu filan demesine. Gerek yoktur. Bunlara güvenmek gerizekalılıktır. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bunların da çaba göstermesi, kendince bir şey yapıyor olması ayrı bir bahistir. Ama ha onlar varsa rahatız falan demek, hakikaten bu işten hiç anlamıyor olmak demektir yani. Bu işi bıraksın gitsin. Hele bir siyasi parti. Efendim, herkesi sandığa davet ediyoruz. Çok önemli bunlar falan. Herkesi niye sandığa davet ediyorsunuz ya? Sizin işinizi yapmaya herkesi davet ediyor musunuz? Ha? Partide genel sekreter yardımcılığı yapıyorum. Herkes gelsin burada benimle beraber benim yerime çalışsın diyor musunuz? Demiyorsunuz değil mi? Orada da sizin yerinize kimseyi çalıştırmayacaksınız kardeşim. Dahil etmek, seçmeni dahil etmek, motivasyonu yükseltmek, konsolidasyon sağlamak. Bunlar için bunları kullanıyor olabilirsiniz. Ama onun için kullanıldığını da bilsin insanlar. Çünkü iş sizin işiniz. İşinizi doğru yapacaksınız. Sandık başına çağrılan, güvenlik için sana ihtiyacımız var sevgili seçmenim falan diyenler, o seçmeni konsolide etmeye çalışıyorlar, kullanmaya çalışıyorlar. Kullandırmayın kendinizi, deyin ki, arkadaş seçimi sen yapıyorsun ya. İşini doğru yaparsan çalınmaz oyun. Sen de doğru yapacaksın işini. AK Partili de doğru yapacak, CHP'li de doğru yapacak, İYİ Partili, Saadet Partili falan. Bunların hepsi işlerini doğru yapacaklar sandık başında. MHP'li işlerini doğru yaparlarsa bana ihtiyacınız yok. Siz seçiminizi, işinizi doğru düzgün yapın. Ben gidip oy kullanırım. Bitti. O yüzden bir siyasi parti seçimde hile iddiasında bulunuyorsa ben üstüme düşeni yapmayacağım diye şimdiden itiraf ediyordur. Onu da yüzlerine vurmak lazım. Seçim vesilesiyle bunu söyleyeyim. Tekrar milletimize ve devletimize hayırlı evet, uğurlu olsun bu seçimler. İlk oy verenler de kendilerini heyecanlı hissediyordur. Evet. Onların işi biraz daha zor, sıkıntılı. Eğer hani biraz da şeyse, meraklıysa ki yurt dışı seçmeni çok ciddidir bu konularda. Çok daha uzun bir süre sonuçları beklemek tabii, zorunda bravo, olduğu için. Bravo. Şimdi evet. İki hafta bekleyecek ki evet. Ya oy verdin de ne oldu falan ne diye. Oldu şimdi bizim? Biz akşam vereceğiz oyu, gece evet, öğreneceğiz. Aynen. Evet. Gerçekten çok. Gündüz vereceğiz, gece öğreneceğiz. Atı Hocam, söylemek istediğiniz şeyleri alabiliriz. Ben de hayırlı olmasın diyorum. Başladı çünkü. Evet. Sonucun hepimize, dünyaya da. Burada tabii güvenlik konusu doğru. Mustafa Bey'e katılıyorum. Çünkü 2018 yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Yok hayır, yerel seçimleri diyorsanız evet 2018 ya, yılıydı. Muhalefet partilerinin 11 bin sandıkta görevlisi yoktu. Tam sayı 11 bin 12 bin civarı olması lazım. Yani onu yanlış hatırlayabilirim ama 10 binin üzeriydi. Bu gerçekten dikkate değer bir durum. Ülke genelinde 11 bin sandıkta görevli olmaması. Yani bunu ihmal ettiğiniz zaman herhalde 3 milyon oya karşılık giriyor bir sandığı 300 oydan hesaplarsak. Dolayısıyla sandık güvenliğinin partilere ait olması, yani oradaki sıralama belli. Bir de biz vatandaşlar da durup sayımı izleyebiliyoruz. Oradaki onaylanmış sonuçları alabiliyoruz. Askıya çıkanı görebiliyoruz. O yüzden seçimlerin sağlıklı işlemesi için, sonucun sağlıklı olması ve rızayla kabul edilmesi için, yani kimsenin sonuçtan bir daha geri dönmek istememesi için bu güvenlik unsurunun olması lazım. Yani herkesin içine sinmesi lazım. Bu da partilerin görevi. Yani siyasi partiler bunun için var. Oradaki görev paylaşımı ve ücret alma, yani bunun için ücret de aldıkları için bunun için böyle bir iş kolu var. Dolayısıyla vatandaşlar tabii ki bunu izleyecekler. Bu bir vatandaşlık görevidir, o ayrı. Ama sandıklarda partilerin ihmal etmemesi gerekiyor. Her yerde görevlisinin bulunması lazım her seçim bölgesinde. Yani bunun 11-12 bin gibi ihmal edilmesi seçimin sonucunda etkiler bildiğimiz gibi. Zaten özellikle
bu sistem değişikliği sonrası seçimler bir oya bile sıkışabileceği için teorik olarak dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi seçim güvenliği, sonucun adil olup herkes tarafından içine sindirilmesi için. Ben de o açıdan katılıyorum, bu partilerin bunun görevi, asli görevi olduğuna, vatandaşların bunu kendi vatandaşlık görevi hasebiyle izlemesi gerektiğine. Mustafa Aşkın, sizin de alalım. Seçim sattı, mahalline girdik artık deyip. Öncelikle hayırlı olsun. Evet. Seçime başladık, bir hayırlı olsununuzu alırız. Evet, var ya, öyle tamam. Oldu. Evet, yani önemli olan demokratik hukuki sistem içinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde tabii. Bu seçimi tamamlamak. Önemli olan Türkiye kendi kararını kendi versin ve bunun içinde parametreleri var herkesin. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bundan önce onlarca, yüzlerce seçim yaptık. Umarım bu seçimde kazasız, belasız ve hak edenin kazanacağı bir şekilde sonuçlanır. Çünkü bu seçim süreci ne yazık ki yine ekonomiye bağlayacağım işi. Son 3-4 aylık periyoda baktığımızda pek çok şeyin ötelendiği bir süreç oldu. Reel sektör ve iş dünyasından bahsediyorum. İşte seçim geçsin bakarız, şöyle olsun bakarız havası var bütün piyasalarda. Dolayısıyla bunun bir an önce bitirilip artık gerçekte ekonomik anlamda yapılması gereken, öncelikle ekonomik anlamda yapılması gereken işlere bir an önce odaklanılmasında fayda var. Evet, tüm şimdi biz aslında biz, çok affedersiniz. Estağfurullah. Kahve molasında da konuştuk. Hatta artık söylediğiniz gibi öyle bir borsada hacimsizlik var ki borsada beklemede demek doğru olur herhalde, değil mi Mustafa Aşkın? Şüphesiz sırf borsayı düşünmemek gerekiyor. Ben reel sektörle de haşır neşir oluyorum. onlar da inanın üretim faaliyetlerinden tutalım da ödemelerine kadar pek çok şeyi zamana yaymış, rölantiye yaymış durumdalar. Herkes bir şeyi bekliyor. Zaten oldum olası böyle olur Türkiye'de. Bu seçim öncesi bir bekleme moduna girilir. Bir de tabii baktığınızda ekonomik anlamda tansiyonu arttıran bazı unsurlar var. Enflasyon gibi, döviz kurundaki hareketlilik gibi, işte faiz politikasının ne olacağını tam anlayamamak gibi. Dolayısıyla bu süreçlerin bir an önce sonuçlanıp yapılması gereken, özellikle ekonomik anlamda konuşuyorum, uzmanlık alanım olduğu için, o alanla anlamdaki faaliyetlerin hayata geçirilmesinde fayda var. Çünkü Türkiye'nin artık şu bir aylık periyottan sonra pek fazla tahammül edecek ekonomik anlamda gücü kalmadı. Onun için bir an önce bazı işlerin yapılıyor olması gerekiyor. Evet, sözünüzü bölmüştüm lütfen. Ben daha önce burada da konuşmuştuk bu seçimden önce, bir daha böyle kısa bir toparlanma yaşar. Hatta bazıları bir rally yapar diyordu borsa için. 2 hafta kaldı hala. Bu fikir geçerli midir sizce Mustafa Hocam? Bu sene pek rally yapacak gibi değil. Dediğim sene. Gibi o kadar, yani bu sene içinde rally yapar da hani seçime kadar bu kadar sert bir rally yapacağını zannetmiyorum. Rally'den kastım şu, 2022 zaten son 30 yılda Türk borsasında yaşanan böyle bir yükseliş trendi ben hatırlamıyorum. Hani aşağı yukarı zaten 30 yıldır piyasanın içindeyim. Çok enteresan bir süreç yaşandı. Bunun sindirilmesi gerekiyor. Artı bizim ekonomik olarak halletmemiz gereken sorunlarımız var. Seçimden önce gelecek hareketler saman alevi gibi olur. Şimdi görünen o ki biraz rekabetçi bir seçim olacak. Onunla da ilgili durmadan senaryolar, raporlar geliyor. Herkes bu raporlar çerçevesinde kendine yol çizmeye çalışıyor. Dolayısıyla da biraz tedirginlik var. Bundan 10-15 yıl önceki veya 5 yıl önceki seçimler kadar insanlar tam önünü göremediği için biraz daha temkinli davranmaya çalışıyorlar. Tabii son günlerde esasında bir süreç bu. Son 1,5-2 yıldır Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasının çok daha farklı olması, bunun yarattığı ikili kur sistemi var son günlerde. Bunlar da pek çok insanı tedirgin ediyor. Dolayısıyla da seçimden önce rally'yi zor görüyorum. Seçimden sonra da uygulanacak ekonomik politikalara göre borsada kendine yön verecektir. Daha ziyade ben bu aralar reel sektöre bakıyorum. Reel sektörde bir nakit sıkışıklığı, bir ödemeyle ilgili problem zinciri görünüyor kısa vadede baktığınızda. İşte bu da biraz bekle görden kaynaklanıyor. Biraz da önümüzdeki dönemde uygulanacak politikaları kestirilememekten kaynaklanıyor. Dolayısıyla reel sektörün de canlanması için
bu seçimin sağ salim bir an önce yapıp ondan sonra ekonomiyi kim yönetirse ekonomiyle ilgili kararları çok ivedilikle alması gerekiyor. Benim tespitim kabaca böyle. Evet. Peki bir şey daha sorayım bağlantılı. Aslında bu sorular üzerinde Ata Hocam'ın söyleyeceklerini merak ediyorum. Bizim borsanın, çünkü bir ara bir geri alım falan da yaptı şirketler. Geri alım aslında şöyle anlaşılıyor piyasada ya da en azından basit kabaca. Şirket kendi değerinin bu olduğunu düşünüyor ve onun altına izin vermek istemiyor. Şimdi geldiğimiz nokta bazıları o geri alım noktalarında çok çok altında. Ve böyle baktığımız zaman bizdeki borsadaki şirketlerin değerlenmesinin çok geride kaldığı, çok çok ucuz kaldığı ve biraz yabancı para geldiğinde şirketleri bedava ucuza toplayabileceği gibi bir kaygı oluşuyor. Haklı bir kaygı mı bu? Esasında sürece şöyle bakmak hani lazım. Hani bir adil değer derler ya, mesela borsadaki adil değerin çok mu altında veya altına doğru gidiyor? Çok altında olduğunu söyleyemem. Tamam. Bunu kabul etmek gerekiyor. Hatta bu seviyeler veya biraz daha altı normal olarak adlandırılabilir. Çünkü gelecek fiyatlanıyor borsada. Gelecek dönemki bilançolara baktığınızda önümüzdeki dönem 2022'deki kadar kâr edemeyecek şirketler. Bu çok net görünüyor. Çünkü enflasyonun şişirdiği, satışların, ertelenmiş satışların bir anda fazlasıyla alındığı, hatta öne çekildiği bir dönem yaşandı. Bu da tüketim sektöründen tutalım da bankacılığa kadar, bankacılıkta da düzenlemeler gereği bazı karlılık artışları oldu. Bilançolara yansıdı. Aslında Türkiye'deki bence en önemli eksikliklerden, noksanlıklardan biri enflasyon muhasebesi ve buna bağlı mali tabloların hazırlanmamış olması. Doğru. Bu hakikaten sanal bir dünya yarattı. İşte bir bakıyorsunuz %400 kar arttırmış diyorlar. Biz burada sizlerle çok program yaptık. Başka panellere ve programlara da katılıyorum. Ya şurada bir enflasyonu arındırdığımızda ne kadar kar elde etmiş ona bakalım dediğimde ya boş ver, önemli olan kar etmiş olması deniyor. O zaman teşhisi koyamıyorsunuz. Doğru. Şimdi dolayısıyla bu enflasyonun şişirme etkisini giderek sönümlendiğini göreceğiz. Öz sermayeler önemli ölçüde enflasyon tarafından eritiliyor. Bunu özellikle bankacılık sektörünün sermaye arttırımlarında net bir şekilde görebiliyoruz. Diğer taraftan baktığınızda Türk borsasında ciddi bir yabancı eksikliği var. %27'lere düşmüş durumda yabancı oranı ki bu tarihi dip seviyede. Bir ara normalde biz işlem yaptığımız dönemde, fon ettiğimiz dönemde 60'ların altına düşmezdi. Bir ara 75'lere kadar çıkmıştı. Doğru. Yabancı yatırımcı esasında dengeleyici bir unsur oluyor. Çok fazla biz bize kalınca da işte geçtiğimiz Kasım ayında, Ekim ayında yaşadık. Spekülasyon, hatta ciddi manipülasyonlara konu olabilecek işlemler oluyor. Bu da borsaya olan, finansal piyasalara olan güveni zedelemeye başlıyor. Dolayısıyla bizim hem kısa vadede portföy yatırımlarını, yani sıcak parayı, hem de uzun vadede doğrudan yatırımları çekecek bir dizi ekonomik uygulamayı ve programı hayata almamız lazım. Sağlam bir kaynak gelmediği takdirde biz bize, işte ben Mustafa Bey'e, Ata Bey'e borsadaki hisse senetlerini alıp satarak bir yere kadar gidebiliyor. Zaten onun limitini de gördük, 5500-5600. Onun üstü olmuyor. Şimdi de artık daha da yukarı gitmez beklentisiyle ve ekonomiyle ilgili çeşitli beklentiler nedeniyle düzeltmeler içinde. Evet. Önümüzdeki dönem için hem sermaye piyasalarında hem finansal piyasalarda hem de ekonomi yönetiminde hakikaten ciddi reformlara, ciddi insan gücü değişikliklerine ve ciddi derecede bu işten çok iyi anlayan tecrübeli insanların kilit noktalara gelme ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Bu yok demek değil. Şu anda sistemde de bu dostlar çalışıyorlar ama biraz daha belki önlerinin açılması ve biraz daha bu yapının güçlendirilmesinde de fayda var. Evet. Ata Hocam, sizin de alabilir miyiz Mustafa Bey? Hem seçime kadarki görünüm hem de seçim sonrası yani alarm noktalarımız nelerdi, nelere bakmamız lazım, nerelerden kerteriz almak gerekir, neleri, hangi ölçümleri takip etmek gerekir? Şimdi borsadaki durum seçime kadar bu seviyelerde sürecektir. Yani sürünceme diyebiliriz buna. Evet. Ben de bir rally veya yukarı yönlü bir hareket veya duygusal olarak çok iyi bir iyimserlik beklemiyorum bu hareketi sürdürecek. Tamam. Dolayısıyla orta seviye bir yerlerde belki belirsizliğin yarattığı karamsarlığa daha yakın
bir yani sistem etkisiye devam edecek, yatırımcı davranışa devam edecek. Bunun sebebi şudur. Fiyatlama davranışlarının bozulmasının borsaya yansımasında görüyoruz. Yani değerlemelerin neye göre yapıldığı, şirket değerlemeleri, yani bunda Mustafa Bey'in dediği gibi enflasyon hesabının aslında en temelde rolü var. Çünkü bunu ölçemiyorlar. Enflasyon verisinin nasıl, hangisinin alınıp değerlendirileceğini de bilemiyorlar. Aynı şekilde kura göre de değerlendirmenin önü kapalı. Çünkü onun da gerçek Türk lirası seviyesini gösterip göstermediği belli değil. Dolayısıyla TL seviyesinin ne olduğu, ne olması gerektiği konusu borsadaki değerlemeleri ve belki ekonominin genelindeki diğer varlıklardaki değerlemeleri de etkilemekte. Burada ekonomi yönetimi bundan bir fayda sağlıyor olabilir mi? Yani bu şekilde bir politika yönetilmesi ekonomi yönetiminin işine geliyor olabilir mi? Ekonomik anlamda bir fayda sağlıyor olabilir dediğimizde ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Aksine orta döneme geçtiğiniz zaman zarara dönüşmüş oluyor. Bunu şöyle bir hatırlatmayla söylemek isterim. Şubat ayıydı yanlış hatırlamıyorsam borsaya likidite aktarımı başlamış oldu. Şubat ya da ondan biraz önce. O zaman konuştuğumuzda bunun orta dönemde zarar vereceğini dile getirmiştik. Çünkü bu şekilde bir likidite aktarımıyla borsanın devam ettirilmeye çalışması gerçekten borsa algısını ve yatırımcı ile borsa ilişkisini çok farklı bir yere çeker. Borsaya bir altın alıp yastık altına koyma davranışı gibi bakmamamız gerekiyor ama hem giren yeni yatırımcı sayısı hem de diğer yatırım araçlarının durumu, şirketlerin yeni arz edilen şirketlerin ilk arz fiyatlarındaki yine bana sorarsanız orta dönemle kıyaslandığında oluşan dengesizlikler bunların hepsi borsa fiyatlamasını bir miktar olması gereken mecralardan farklı yerlere çekti. Ve yatırımcılar nazarında da bunun ölçümü ve referansı aşağı yukarı kayboldu. O yüzden ben bir ralliye girişilmeyeceğini çünkü ölçülemediğini değerlendiriyorum. Bunlar isteyerek ve bilerek yönlendirildiği için ekonomi yönetimi tarafından yani yeni halka arzlar, çok halka arzlar, likidite aktarımları, deprem dolayısıyla borsanın kapatılmasını kastetmiyorum. O doğru bir önlemdi bence ama özellikle bu ikisi likidite aktarımı başta olmak üzere bu dengeyi yani borsanın piyasalar içindeki dengesini ve oraya yönelimin akışını olağanlıktan çıkardı. Dolayısıyla bunun önümüzdeki dönemde bu tip önlemlerin farklı ele alınması, değerlendirilmesi gerekmektedir. Böyle basit değil, yani basitten kastım şu, kestirme yöntemler yok aslında elimizde. Kestirme yöntemler varmış gibi davrandığımız her noktada problem yaşayacağımız muhakkak çünkü bir yönüyle de küresel finansal sisteme eklemliyiz. Kestirme çözüm bulmanız o açıdan imkan yok. Kapalı evet. Ekonomide olsa yine kestirme çözümle bir adım yürürüz ama ikinci adımda tıkanırız. Bu sefer adımlarımız daha kısa küresel finansal sisteme bağlı olduğumuz için. Şimdi yabancı yatırımcı sorunumuz var tabii ki. Çünkü yabancı yatırımcı olmadığı zaman borsadaki şirketlerimizin değerlemesinde düşük hacimde çok fazla dalgalanmalar gözlemleyebiliyoruz. Bu dalgalanmalar yeni gelmiş yatırımcıyı küstürebiliyor, çok borsadan geri itebiliyor. Bir anda 1 milyon, 1,5 milyon yatırımcının koronavirüs sonrası gelmiş olması da iyimser olarak karşıladığımız bir durumda ama gördüğünüz gibi bir sene geçtikten sonra buradaki amaç ve uygulamalar neticesinde borsanın ilerlemesine yetmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bütüncül ekonomi politikaları içinde değerlendirilmesi gereken bir durum bu. Bir yönüyle de doğrudan üretime, üretimi hükümetin nasıl yönlendireceğine bağlı. Hangi sektörler desteklenecek, küresel ölçekte hangi sektörlere yoğunlaşmamız lazım. Sık sık vurguluyoruz. Özellikle dış politikaya da bağlanıp Uzak Asya olan ilişkilerimize kadar gidebilir bu. Ben onu da eklemek istiyorum. Çünkü görmüyorum hükümet politikalarında da böyle açılımları, özür dilerim parti politikalarında. Bunların da eklemlenmesi lazım. Borsamızın daha ivmeli hareket edebilmesi için olumlu. Ama bu tip açılımlar ve yaklaşımlar ve geleceğe yönelik fikirler olmadığı için kendi yağında kavrulma konusunda
Mustafa Bey'in, Sayın Mustafa Bey'in dediği doğru. Kendi yağınızda ancak kendi katma değerinizi bölüşerek, onun da bir kısmını buraya aktararak dönebilirsiniz. Bizim katma değerimiz de ihracat sektörlerine büyük ölçüde bağlı ve KOBİ'lere bağlı. O yüzden sınıra gelmiş bulunuyoruz. Zaten gelmiştik. Likidite eklenmesi bunu aşmak için de ama maalesef ters etki yaptı. Bunun için de uyarmıştık. Ben konunun seçim sonrasında gelişecek yeni ekonomik ortamda ve görüşlerle, tabii ki yeni insan kaynağı konusuna kesinlikle katılıyorum. O önemli. Yeni bakış açıları mutlaka olmalı. Çünkü bir işi yapmak değil bizim sorunumuz. Yani insanlık açısından baktığımızda A'dan B'ye bir işi yaparak gitmek değil. Çünkü dünyada rakiplerimiz var. Biz onu en kısa sürede en verimli yapmayı başarmamız lazım daha önlere geçmek için. Ben bu liyakatli kadro kavramını ya da iş yapabilme ehliyetli yetişmiş insan gücünü ikinci türlü değerlendiriyorum. Birçoğumuz bir işi yapabiliriz ama içimizden bazıları daha iyi yapabiliriz ve dünyayla bu konuda rekabet edip vatanımıza, ülkemize daha fazla katkı sağlayabiliriz. Bu tip daha dikkatli ve inceleyici bakarak kadroları oluşturmanın çok önemli olacağını değerlendiriyorum. Çünkü teknik meselelerde bile tek yol yoktur. Yani bunu özellikle vurgulayalım. Evet. Matematik konularda bile bir problemin çözümü birden fazladır. Amacımız en kısa, en verimli çözümü bulmaktır. Bunun için teknolojiler geliştiririz, bilgisayarlar geliştiririz zaten. O yüzden insan kaynağı vurgusu bunların içinde belki en başa getirilecek olandır. Evet, süremiz dolduğu için ben sadece önemli bir veriyi aktaracağım ama artık yarın konuşmak zorunda kalacağız. Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomik Güven Endeksini açıkladı. Nisan ayında %3,5 artarak bir önceki aya göre 102,2 değerini aldı ki tüketici güven endeksinde söyleyelim. Onda da %9,2 artış var. 87,5 değerini aldı. Yarın değerlendirebileceğiz çünkü süremizin sonuna geldik. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. İyi, fakat bu rakamların böyle az da olsa artarak devam etmesi lazım. Evet. Şimdi biraz zikzak çiziyor. Orada bir problemimiz var. Evet ama eşiklerin üzerinde tabii, iki değerde. Gayet iyi. Evet. Stratejist Mustafa Aşkın ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Atay Özkaya bizimle beraberdi. Katkıları için çok teşekkür ediyoruz ve analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.